Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi her birimizin üzerine olsun. Bugün sizlerle beraber Zülkarneyn aleyhisselamın hayatından bahsetmeye çalışacağız. Zülkarneyn aleyhisselamın peygamber mi yoksa veli mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Lakin Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilmektedir. Vakti olmayanlar için şöyle bir özet nakledelim. Zülkarneyn aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın zamanında yaşadı. Onunla beraber hac etti ve duasını aldı. Kur'an-ı Kerim'de doğu ve batıya yaptığı seferler zikredilir. Yeryüzünün tamamına hakim olan 4 kişiden biri olduğu rivayet edilir. Evet, insanlık tarihinde dünyada hüküm sürmüş hükümdarlar vardı. Bunların arasında en güçlü, kuvvetli, şöhretli olanlar 4'ü. Kimdir bunlar? Süleyman aleyhisselam, Zülkarneyn aleyhisselam. Kafir olanlarsa Buhtun Nasar ve Nemrut. Zülkarneyn aleyhisselam kafirlerle savaştı. Yecüc ve Mecüc kavmine karşı bakır ve demir karışımı bir set yaptı. Allahu Teala'nın dinini, tevhid akidesini yaydı, insanlara hakkı ve hakikati tebliğ etti. Medine ile Şam arasında Dumetül Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke civarında Tihame dağlarına defnedildiği rivayet olunur. Bu özetten sonra geçelim Zülkarneyn aleyhisselamı anlatmaya. Kelime manası iki asır sahibi Zülkarneyn. Dünyanın şark ve garbını dolaşması, Allahu Teala'nın kendisine nur vermesi ve zulmeti musahhar kılması, yani tüm her şeyi emrine vermesi gibi sebeplerle ona bu lakap verildiği naklediliyor. Yani Zülkarneyn. Zülkarneyn aleyhisselam peygamber miydi yoksa veli miydi? Bu konuda ihtilaf var. Kur'an-ı Kerim'de yaptığı o uzun seferler zikrediliyor. Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes'in soyundan. Asıl adı İskender. Ancak Zülkarneyn aleyhisselam Makedonyalı İskender'le karıştırılır, bu yanlıştır. Tarihte o Büyük İskender diye bilinen kişi milattan önce 3. asırda Makedonya'da dünyaya gelmiş ve şimdiki Hindistan'a kadar gitmiştir. Onun Zülkarneyn aleyhisselam'la bir alakası yok. Zülkarneyn aleyhisselam İbrahim aleyhisselam zamanında yaşadı. Makedonyalı İskender'in seferleri, evet, Hazreti Zülkarneyn'in seferleri gibi doğu ve batıdaki fetihler gibi değildi. Yine Makedonyalı İskender tarihi bilgilere göre herhangi bir set de inşa etmemiş. Şu da söylenebilir ki Makedonyalı İskender Allahu Teala'ya iman eden bir kimse değildi. Eserlerde zaten yazıyor. Mağlup ettiği milletlere karşı da oldukça zulümkar davranmıştı. Dolayısıyla bütün hayatı kayda geçirilen bu İskender ile Zülkarneyn aleyhisselamın halleri arasında bir benzerlik yok. Geçelim kendisinin hayatına. Zülkarneyn aleyhisselam, teyze oğlu Hızır aleyhisselama ordusunda kumandanlık vazifesi verdi demiştik. Buradan devam edelim. Kurtubi tefsirinde rivayet edildiğine göre, yeryüzünün tamamına sadece 4 kişi hakim olabilmişti, onlardan birincisiydi. Hazreti Ali radıyallahu anh, Zülkarneyn aleyhisselamın yeryüzünün doğularına ve batılarına ulaşmaya nasıl güç yetirebildiği, bunu nasıl başardığı sorulunca şu cevabı vermiş. Bulutlar boyun eğdirilir. Lazım olan her şey emrine verilir. Nurlar ona açılır da geceyle gündüz kendisi için müsavi olurdu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen o ibretli hadiseleri anlatırken, Yahudiler ve İranlılar, geçmiş ümmetlerin hikayelerini kendilerine göre anlatmaya ve değiştirmeye başladılar. Medine'de, ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin kendi içlerinden çıkacağına inanan Yahudiler bulunuyordu. Bunlar zaman zaman Mekkeli müşriklere, "Orada bir peygamber çıkmış. Eğer o gerçekten bir peygamberse, kendisine Ashab-ı Kehf'i, Zülkarneyn'i ve ruhun nasıl olduğu hakkında sorular sorun. Şayet Ashab-ı Kehf ile Zülkarneyn için tam, ruhun mahiyeti hakkında da bazılarından cevap verirse o gerçekten peygamberdir. Kendisine inanın, tabi olun. Fakat bu dediğimiz üç şeyden cevap vermezse yalancıdır," dediler. Mekkeliler dedikleri gibi yaptı. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. "Ashab-ı Kehf ve doğuyla batıya sefer yapan Zülkarneyn kimdir ve ruhun mahiyeti nedir?" diye sordular. İşte bunun üzerine bildiğiniz Kehf suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn aleyhisselamdan bahsedilir ve şöyle buyrulur: "Bir de sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. De ki, size onun haberlerinden bir kısmını nakledeceğim. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin bir yolunu verdik." Kur'an-ı Kerim'de işte böyle geçiyor kendisi. Allahu Teala Zülkarneyn aleyhisselama güç verdi. Doğuya, batıya seferlerde bulundu. İlerleyen dakikalarda aktaracağız, bir sed inşa etti. Bu sed bakırla karıştırılmış, demirden imal edilmişti. Bulutlar ve başka birçok şey, Süleyman aleyhisselama verilenin benzeri denilebilir, kendisinin emrindeydi. Aynı zamanda ilim sahibi ve kudretliydi. Dünyanın her yerinde hakimiyet sahibiydi. Beyaz ve siyah sancağı da vardı. Gündüz yol alırken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basardı. Böylelikle gelen düşman kendisini bulamaz ve yolunu kaybederdi. Karanlıklar içinde kalır ve karşısındaki ordu mağlup olurdu. Gece olduğu zaman da o beyaz sancağını önüne alır, kendisi ve askerleri için gündüz gibi bir aydınlık ortaya çıkar ve düşmanlara karşı büyük zaferler kazanırdı. Adildi. Etrafındakilere, vatandaşlara karşı merhametli bir hükümdardı. Fethettiği bir yer olduğunda büyükçe, yüksekçe bir yere çıkar ve şöyle derdi: "Aranızda suçsuz olanlar için endişe etmelerine gerek yok. İyilik yapanlar bunun karşılığını görür." Böyle söylüyordu. Merhametiyle, müsamahası ve anlayışıyla insanların gönlünde taht kurardı. İnsanlığın hayrını olan her şeyi severdi. Hırsına mağlup bir insan değildi. İnsanlar sed yapması için kendisine mali yardımda bulunmayı teklif ettiğinde, "Allah ihsanda bulunduğu şeylerle beni sizden müstağni kıldı. Siz bana bizzat çalışarak, yani bedeni kuvvetinizle yardım edin," demişti. Cömertti. Diğer hükümdarlar gibi servet peşinde koşmadı. İkramı bol, affetmeyi seven, hilim ve şefkat sahibi bir hükümdardı. Tevazu sahibiydi. Esas gayesi insanlığa hizmet ve mazlumlara adalet götürmekti. Servetin, hükümdarların refahı için değil, halka hizmet için olduğunu düşünürdü. Zülkarneyn aleyhisselam,
memleketinin sınırlarını genişletti ve devletini güçlendirdi. Allah'ın emir ve nehilerini, yasaklarını dünyaya tebliğ etmeye başladı. Ordusu çok güçlüydü ve müminlerden müteşekkildi. İlk önce batıya doğru yürüdü. Her yerde kâfirleri bir olan Allah'a davet etti. Batının son noktasına kadar ilerledi. Artık karalar bitmiş, engin denizlerin kıyıları vardı karşıda. Güneş sanki kara bir çamur pınarına batıyor gibiydi. Orada kâfir bir kavme rastladı. Onların bir kısmı iman etti. Bu sefer orada iman etmeyenlerle harp etti ve hepsini mağlup etti. Sonunda onlardan canlı kalanlar tevbe ettiler, topluca tevhid akidesini kabul ettiler. Bu durum Kehf suresinin 85 ve 86. ayetlerinde şöyle aktarılmıştır. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Orada bir kavme rastladı. Biz ona dedik ki, ey Zülkarneyn, onları ister cezalandırırsın, istersen onlar hakkında iyi davranırsın. Bu şekilde karar verme yetkisi verilen Zülkarneyn aleyhisselam, ilahi ölçülere göre hareket etti. Ayetin devamı şöyle. O da demişti ki, kim haksızlık ederse muhakkak ona azap ederiz. Sonra Rabbine geri döndürülür. O da onu görülmemiş bir azapla cezalandırır. Fakat her kim de iman edip salih ameller yaparsa, buna da mükafat olarak en güzel akıbet vardır. Ve ona emrimizden kolay, güzel ve yumuşak sözler söyleriz. İşte böylece Zülkarneyn aleyhisselam, insanları daima imana davet etmeye devam etti. Kendisine tabi olanlar, diğer gönderilen peygamberler de olduğu gibi kurtuluşa erdiler. İman etmeyenler cezalarını gördüler. Kendisinin peygamber mi yoksa veli mi olduğu konusunda ihtilaf olduğunu tekrarlamış olalım. Ama şuraya kadar anlattıklarımızdan bile Allahu Alem şöyle bir sonuç çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de adı, yaptıkları sabit ve veli bir zattı. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Değerli dinleyenlerim, batıya kadar gittikten ve orada ayak basılmadık bir yer bırakmadıktan sonra Zülkarneyn aleyhisselam batıdan sonra doğuya geçti. Güneşin doğduğu yerlere vardı. Bu durumda yine El-Kehf suresinin 89 ve 91. ayetlerinde anlatılır. Şöyle ki, sonra yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca, onun kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahipti. Onun yanında ne var ne yoksa biz, hepsini ihata etmiştik, biliyorduk. Zülkarneyn aleyhisselamın, arka arkaya ülkeleri fethederek doğu tarafına ilerlediği, nihayet medeni yaşayışın sona erdiği, çıplak yaşayan, evsiz, barksız bir şekilde yaşayan insanların bulunduğu çok uzak bir yere gidiyor. Buranın insanları, güneş vurunca mağaralara veya denize girerlermiş. Tabi güneşin çok sıcak olduğu zamanlar, şiddeti geçtiği zamanda ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağaralarından dışarı çıkarlar, geçimlerini temin etmek için çalışırlarmış. Zülkarneyn aleyhisselam onlara da tebliğ etmiş, hak dine davet etmiş.
Bundan sonra kuzeye doğru sefer yapmış. Yabancı dille konuşan bir kavim görmüş. Tercüman vasıtasıyla konuşuyorlar. Şöyle buyruluyor 92 ve 93. ayetlerde. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. Zülkarneyn aleyhisselamın karşılaştığı bu insanlar tercüman vasıtasıyla kendisine Yecüc ve Mecüc isimli yaratıkların kendilerini rahatsız ettiklerinden şikayet ettiler. Ondan kendilerini bu kararlı yaratıklardan koruyacak bir set inşa etmesini istediler. Bunun üzerine Sedd-i Zülkarneyn denilen o yapı inşa edildi. Oradaki insanlar da hidayet yolunu seçtiler, yine Müslüman oldular. Bu durum 94'ten 98. ayete kadar şöyle aktarılmaktadır. Ey Zülkarneyn, dediler. Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Bizimle onlar arasında set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin? O da şöyle cevap verdi. Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz benden böyle değil. Beden kuvvetiyle yardımcı olmayı deneyin de sizinle onlar arasında sağlam bir set yapayım. Demir kütleleri bana getirin. Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. Artık o Yecüc ve Mecüc'ün ne seddi aşmaya ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn şöyle dedi. Bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. İşte günümüzde de kıyamet alametlerinden sayılan Yecüc ve Mecüc'ün sürekli tırmaladığı, kazmaya çalıştığı, yıkmaya çalıştığı, lakin bir türlü Allahu Teala'nın izniyle belli bir süreye kadar başaramayacakları yer burasıydı. Bu set bugünkü Çin Seddi değil, oradan çok farklı. Mekanı hakkında ihtilaflar var. Kıyamete yakın yıkılacak, o Yecüc ve Mecüc kavimleri yeryüzüne yayılacak ve fesat çıkaracaklardır. Birçok hadis-i şerifte bu nakilleri görüyoruz. Peki Yecüc ve Mecüc kavmi nedir? Özetleyecek olursak, belalı iki millet. Tek bir değil, ikiye ayrılmış millet, kötü. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boylarının çok kısa, sayılarının çok olduğu söyleniyor. Kıyamete yakın yeryüzüne yayılacaklar. Ani doğumlar olacak. Böylece birdenbire nüfusları artacak. Nasıl sinekler lağımlarda, su birikintilerinde birdenbire çoğalmaya başlıyorlarsa, onlar da öyle yapacak. Şu an bulundukları yer Allahu Teala'nın ilminde gizlidir. Görülmesi gereken zamanda insanlar görecektir. Ve vakti geldiği zaman o Zülkarneyn aleyhisselamın inşa ettirdiği o set dümdüz olacak ve bu kavim yeryüzüne yayılacak. Peki her yere mi? Evet, sadece üç yer hariç. Eserlerde Mekke'ye, Medine'ye ve Kudüs'e giremeyecekleri belirtiliyor. Aynen Deccal'e olduğu gibi. Bu yerlerin dışındaki
her yere gidecekler. Peki ne zararları olacak? Nereden geçerlerse en küçük bir bakliyat veya bitki örtüsü ve su bırakmayacaklar. Geçtikleri yerlerde yiyip içip her şeyi kurutacaklar ve etraflarını fesada uğratacaklar. Çekirgeler gibi o kadar fazla olacaklar ki, haşerat gibi zulüm yapacaklar ve nihayet Allah-u Teala onları helak edecek. Bu konu ile alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tirmizi'de geçen ve İbn-i Mace'de geçen bir hadisi şerifini paylaşmak istiyorum. Yecüc ve Mecüc, Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı seddi her gün oyarlar. Tam delecekleri sırada başlarında bulunan reis, "Bırakın artık," derme işini, "yarın yaparsınız," der. Onlar bırakıp gidince, Allah seddi daha sağlam bir şekilde eski haline getirir. Böylece günler geçer. Kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarının murad edildiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis, "Haydi dönün, yarın muhakkak seddi delecekseniz," der ve ilk defa inşallah tabirini kullanır. Evet, reis, "Yarın inşallah seddi deleceksiniz," demiştir. Devamında şöyle buyruluyor: o gün dönüp giderler. Ertesi gün geldikleri vakit, seddi ne halde bırakmışlarsa öyle bulurlar. Ve o günkü çalışma sonunda delerler. Açılan delikten insanların üzerine boşanırlar. Önlerine çıkan suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Göğe bir ok atar, bu ok kana bulanmış olarak kendilerine geri döner. Bunun üzerine şöyle derler: yeryüzünde olanları ezim ezim ezdik, semada olanları da alçaltıp alt ettik, zannederler. Allah onları enselerinden yakalayacak bir kurtçuk gönderir. Bu kurt onları toptan helak edip her birini parçalanmış halde yere serer. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki, yeryüzünde bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır, sütlenir ve semirir. Merak edenler ve okumak isteyenler için Tirmizi Tefsir 18. bahis, İbn-i Mace'de Fiten 33. bahiste yer almaktadır okuduğum hadis-i şerif. Yine Miraç gecesinde de bugün sizlerle konu edindiğimiz mevzu arasında bir bağlantı var. Şöyle ki, Abdullah bin Mesud anlatacak radıyallahu anh, Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve İsa aleyhisselamla karşılaştı. Aralarında kıyamet hakkında konuştular. Önce İbrahim aleyhisselamdan başlayıp ona kıyametten sordular. Onun kıyamet hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Sonra Musa aleyhisselama sordular. Onun da kıyamet hakkında bir bilgisi yoktu. Söz İsa aleyhisselama geldi. O, "Kıyametin kopmasına yakın, zuhur edecek alametler hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopma vaktini Allah'tan başka hiç kimse bilmez, bilemez," dedi. Sonra kıyametin alametlerinden biri olarak Deccal'in çıkmasını anlattı ve şunları söyledi: "Sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecek. Bu defa onların karşısına Yecüc ve Mecüc çıkacak ve tepeden hızla hücum edecekler. Onlar giderken rastladıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup altüst edecekler.
Bunun üzerine halk feryat ederek Allah'tan yardım dileyecek. Ben de Yecüc ve Mecüc'ü öldürmesi için Allah'a dua edeceğim. Ve yer onların kokusuyla çok pis kokacak. Ben yine Allah'a dua edeceğim. Allahu Teala bir su gönderecek ve su onları taşıyıp denize atacak. Daha sonra dağlar ufaltılıp dağıtılacak ve yer derinin yayılıp genişletildiği gibi yayılıp genişletilecek. İşte söylenen bu hal olunca kıyametin insanlara tıpkı ne zaman doğum yapacağı bilinmeyen hamile kadının durumu gibi, yani her an başlarına gelmesi muhtemel gibi olacağı bildirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yecüc ve Mecüc'ün helakinden sonra insanların rahatlayacağını, selamet bulacağını ve ibadetlerine devam edeceklerini buyuruyor. Buhari'de geçen hadis-i şerifte bu beyte, yani Kabe'yi işaret ederek Yecüc ve Mecüc'den sonra da hac ve umre yapılacaktır. Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Aziz ve celil olan Allah kıyamet günü "Ey Adem" diye seslenir. Adem aleyhisselam "Buyur Rabbim, emrindeyim. Bütün hayırlar senin elindedir" der. Adem aleyhisselama şöyle bir nida ulaşır: Allah sana cehennem ehlini çıkarmanı emrediyor. Adem aleyhisselam sorar: Ey Rabbim, cehennem ehli ne kadardır? Her binden 999'u. İşte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyarladığı, insanların sarhoş olmadıkları halde azabın şiddetinden sarhoşa döndüklerini göreceğin zaman bu zamandır. Bu okuduğumuz haber ashab-ı kirama çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti, moralleri bozuldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti: Yecüc ve Mecüc'den binde 999, sizdense binde bir cehenneme girecektir. Şunu da bilin ki, siz insanlar arasında beyaz bir öküzde siyah bir kıl veya siyah bir öküzde beyaz bir kıl kadarsınız. Buhari tefsir babında geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bütün fitnelere karşı uyarmış, özellikle de bugün konusu sıklıkla geçen Yecüc ve Mecüc belasına karşı ikaz etmiştir. Bu rivayetlerden bir tanesi Buhari ve Müslim'de geçiyor. Zeynep binti Cahş radıyallahu anhuma anlatıyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyordu: La ilahe illallah. Yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline. Baş parmağıyla şehadet parmağını halka yaparak gösterdi ve bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şöyle bir gedik açıldı dedi. Ben ey Allah'ın Resulü, yani içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak mı olacağız dedim. Evet, fenalıklar artarsa öyle olur buyurdu. Alimlerimiz şöyle yorumlamışlar: Yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline. Arap isminin söylenmesi, diğer isimlerin, milletlerin isimlerinin söylenmemesinin hikmeti, o gün için Müslümanların hemen hemen tamamını Arapların teşkil etmesi gerçeği. Bu bakımdan buradaki ifade bütün toplulukları da içine alıyor denmiş. Yine bazı ulemaya göre yaklaşan bela ifadesiyle
o zamanlar Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesi ile beraber ümmet için başlayacak olan fitnelere işaret edilmiş. Bu fitneler Yecüc ve Mecüc'ün seddinde maddi ve manevi bir gediğin açılmasına sebep olarak da kabul edilmiş. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Böyle bir zattı. Kendisi yaptığı seferlerden birinde ölüm endişesi ve nefs engelini aşmaya çalışan bir kavme uğradı. Oradaki insanların dünya serveti namına altınmış, gümüşmüş hiçbir şeyleri yoktu. Rızıklarını sebzeden temin ediyorlardı. Sebzelerini korumakta çok başarılıydılar ve buna çok önem gösteriyorlardı. Ayrıca o kavimde her insan kendi mezarını kendisi kazar, her gün gömüleceği o mezarını temizler ve ibadetlerini o kazdığı mezarda yapardı. Zülkarneyn aleyhisselam o kavmin hükümdarlarını çağırdı. Hükümdar, ben kimseyi istemiyorum. Beni isteyen yanıma gelsin dedi. Tamam dedi Zülkarneyn aleyhisselam. Yanına gitti. Karşılaşınca, ben seni davet ettim, niye gelmedin diye sorunca, hükümdar, sana bir ihtiyacım yok, olsa gelirdim dedi. Bunun üzerine Zülkarneyn aleyhisselam, sizin bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali ben kimsede görmedim deyince, hükümdar şöyle dedi. Evet, gördüğün gibi biz altınmış, gümüşmüş bunlara kıymet vermiyoruz. Baktık ki, bir kimsenin eline bunlardan bir miktar geçince, bu sefer daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını alınca onun da fazlasını istiyor ve huzuru bozuluyor. Onun için biz dünyalık peşinde değiliz dedi. Zülkarneyn aleyhisselam şaşırarak devam etti sormaya. Peki ben mezarlar gördüm. Bunları herkes kendisi kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz. Bunun sebebi nedir dediğinde, hükümdar, dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptık. Mezarları görüp de oraya geleceğimizi hatırlayınca, zaten her şeyden vazgeçeriz dedi. Yine Zülkarneyn aleyhisselam, niçin sebzeden başka sizin bir yiyeceğiniz yok? Hayvan yetiştirseniz, sütünden, etinden istifade etseniz olmaz mı deyince, hükümdar, midelerimizin hayvanlara mezar olmasını istemiyoruz. Bitkilerle geçimimizi sağlıyoruz. Zaten boğazdan aşağı geçtikten sonra hiçbirinin tadını alabiliyor muyuz dedi. Nasıl bir hayat yaşamış? Ne ilginç, ibretlik olaylar yaşamış Allahu Teala bilir. Onlardan bir tanesi de Zülkarneyn aleyhisselamın yaşadığı bir olay. Birisi gelmiş Zülkarneyn aleyhisselama, bana demiş imanımı kuvvetlendirecek, benim hayrıma olacak bir şey öğretir misin? Tamam demiş, beni iyi dinle. Sakın gazap edip kimseye kızma. Zira şeytanın insana en çok mukavemet edeceği, başarılı olacağı, yakın olacağı an gazap anıdır. Kızma, sakın acele etme. Acele ettiğin zaman nasibini zayi edersin, mahvedersin. Yakın ve uzağa karşı mülayim ol. İnatçı, inkarcı ve zalim olma diye nasihatte bulundu. Ve vefatından önce de bir vasiyeti vardı. Ölmeden evvel yakınlarını çağırdı. Beni yıkayın, kefenleyin, sonra bir tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıya sarkacak. Hizmetkarlarım da arkamdan gelsin. Hazinelerimi katırlara yükleyin. Halk, benim son derece ihtişamlı bir saltanat ve dünya mülküne rağmen eli boş gittiğimi, hizmetkarlarımın da
hazinelerimin de bu dünyada kalarak benimle beraber gelmediğini görsün. Bu yalancı ve fani dünyaya kimse aldanmasın. Ve Zülkarneyn aleyhisselamın her dediği yapıldı. Harf harfine. Alimler kendisinin vasiyetini şöyle tefsir ettiler. Yani demek istiyordu ki bugünün insanlarına da arkamdan gelen ordularla doğuya gittim, batıya gittim, hakim oldum. Emrimde sayısız hizmetçi asker vardı. Hiçbiri emrimden dışarıya çıkmadı. Dünya baştan başa benim idarem altında. Kavga çıkartacak, isyan edecek, savaş meydana gelecek bir şey yoktu. Sayısız hazinelere sahip oldum. Fakat dünya nimetleri kalıcı değil. İşte gördüğünüz gibi mezarıma eli bomboş gidiyorum. İşte dünya malı burada kaldı. Dünya malı burada kaldı. Sizler ahirette faydalı olan işleri yapın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Zülkarneyn aleyhisselamın vasiyetiyle işaret ettiği hakikati şöyle beyan ettiler. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır. Gerçekten de öyledir. Dünyanın en tanınan insanı da olsanız, parmakla işaret edilen, kendisine özel davetler yapılmış insanlar, bu dünyada onların da kalabalık bir cenaze töreni olduğunu görüyoruz. Ama bütün o şatafata, o debdebe, toprağa gömülene kadar. İşte gerçek yaşam ondan sonra başlıyor. Çoluk, çocuk, mal, amel, hepsinin toplamı, o ölüyle beraber gidiyor. Malı, çoluğu, çocuğu, eşi, arkadaşları dönerken, ameli onunla kalıyor. Zülkarneyn aleyhisselam, işte o vasiyetinde bunları anlatmış olmalı. Zülkarneyn aleyhisselam, zırh yapıp satarmış, elinin emeğiyle geçinirmiş, ihtiyacından fazla olanları da infak edermiş. Kur'an-ı Kerim'de aktarılan o ayet-i kerimeleri okuduktan ve kendisiyle alakalı hadis-i şeriflerde bahsedilmiş bu olaylardan sonra şunu söyleyebiliriz. Programımızın başında da değinmeye çalıştık. Kendisinin peygamber mi yoksa veli mi olduğu konusunda bir ihtilaf vardır ama bu kendisinin ne kadar değerli bir zat olduğu gerçeğini değiştirmez. İkincisi, kendisinin hayatından alınacak çok önemli dersler vardır. Elbette Yecüc ve Mecüc ve onların kazmaya çalıştığı bizimle aramızda aşılmaz bir duvar olan en azından bir zamana kadar o set çok meşhurdur. Alınacak başka bir şey de, sultan da olsanız, yeryüzünün en şöhretli hükümdarı da olsanız, zamanın gücü, kuvveti sizde de olsa, her şeyin alınacağı bir zaman mutlaka gelecek ve insana emanet olarak verilen onca madde, ya toprağa karışacak, ya başkalarının eline geçecektir. Kıyamet alametleriyle alakalı da, topyekün nasıl olsa Kur'an-ı Kerim'de şunlar şunlar geçmiyor deyip reddetmek akıl kârı olmadığı gibi, uzmanların anlatımlarının dışında işi biraz daha vizyon haline getirip
veya uydurma bir takım şeylerle gizemli hale çekmeye de gerek yoktur. Alimlerimizin söylediği gibi, biz öldüğümüz anda zaten kıyametin küçüğünü yaşamış olacağız. Ve diğer kıyamet ne zamandı? Acaba Yecüc Mecüc ne zaman gelir? Mehdi aleyhisselam hangi tarihte gelecek? Bunlara yoğunlaşacağımsa, bugün acaba o beklediğim şey başıma gelse, ölümü mü bekliyorum? Evet. Sonum nasıl olur? Mehdi aleyhisselam bugün gelse, acaba onun askeri olabilir miyim mi? Dert edinmek lazım. O set acaba ne zaman yıkılacak? Bizler görecek miyiz? Bunlar evet gizemli konular ve merakımızı celbeden mevzular olsa da biz alacağımız ibretlere bakmalıyız. Zülkarneyn aleyhisselama da selam olsun, kendisiyle beraber adını andığımız bütün mübareklere de. Allah-u Teala'dan niyazımız, malın, dünya nimetinin, A'dan Z'ye her şeyiyle nasıl geçinmemiz gerekiyorsa, ne kadar kalbimizde yer vermemiz gerekiyorsa, o değeri verenlerden eylesin. Bizleri aşırılıktan, dünyaya tamah etmekten, İslam'ın dışında başka izimlere boyun eğmekten muhafaza buyursun. İnsi ve cinni şeytanlarından uzak eylesin. Dünyada kul haklarından uzaklaşmış olarak ve kelime-i şehadet getirerek imanla ölenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.